Günaydın arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yere gezmeye gideceğiz. Bugün izinli bir günümüz. Bu izinli günümüzü değerlendirmek istedik. Ve Aynor Island adında Işıklar Adası'na gideceğiz. Arapçada ışıklar anlamına geliyor Aynor. Ve Işıklar Adası'nın içerisinde Kelebekler Odası var. Ben daha çok Kelebekler Odası'nı görmek istediğim için bu adayı ziyaret edeceğim. Bu adaya biz yaşadığımız yerde, kaldığımız otelden yürüme mesafesinde yakın bir yer, 30-35 dakikalık bir mesafede araçla da gidilebilir ama biz yürümeyi tercih edeceğiz. Çünkü Sharjah çok güzel bir yer ve Sharjah'ın o güzelliklerini size çekmek istiyoruz. O yüzden yürüyerek bu yere gideceğiz. Belgesel niteliğinde de küçük bir önünde video olacak Sharjah'la ilgili. Kelebekler Odası'nda gezeceğiz. Kısacık bir bilgi vereyim size. Kelebekler Odası'nın içerisinde 500 egzotik kelebek çeşidi bulunduğu söyleniyor. Biz gidince ne kadarını göreceğiz bilmiyorum. Ve daha çok ışıklar üzerinde kurulu bir ada. Küçük bir ada turu yapacağız size. Daha sonrasında Kelebekler Odası'na gireceğiz ve orayı göstereceğiz. O zaman haydi gidelim. Arkadaşlar şu an Sharjah'tayız. Sharjah'ın en ünlü sokaklarından bir tanesindeyiz. Yani genelde insanlar buralarda yürüyüş yapıyorlar, çocuklarını indiriyorlar. Vakit geçirdikleri çoğunlukla olan yer burası. Bizim bugün gideceğimiz yer Al Naur adında bir ada. Yani Arapça'da ışıklar anlamına geliyor. Burada gördüğünüz adaya gideceğiz. Bu ada normalde Işıklar Adası olarak geçiyor.
Ama içinde kelebekler müzesi de var. Canlı kelebekler var. Biz oraya gideceğiz ve orayı göreceğiz. Orayı size gezdireceğim. Önce bir küçük bir ada turu gelen aileler için burada çocuk park alanı var. Gördüğünüz yer macera parkı gibi bir yer. Şu an ben de burada koşturmak istedim. Eğer ailenizle birlikte geliyorsanız çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Thank you.
Evet, burada gördüğünüz eser bir kaligrafi eseri arkadaşlar. Burada gördüklerinizin bileşimi, bunlar harf, Arapça harfler. Bunun mantığı, bunu yapan kişi Karim Cabbari isimli bir sanatkar. Bunun mantığı gündüz ışığıyla birlikte harflerin içeride yansıması, gece de ışıkların dışarı yansıması. Bir kaligrafi örneği görüyoruz burada. Karim Cabbari'nin bir eseri gördüğünüz. Gördüğünüz bir amatist taşı, Brezilya'dan gelmiş buraya. Gördüğünüz taş en büyük çıkarılan taşlardan bir tanesiymiş, öyle yazıyor açıklamada. Mükemmel değil mi? Artık ölmüş. Ölmüş ama renginin güzelliğine bakar mısınız? Birçok kelebek var burada ama biz şu an 2-3 çeşit falan görüyoruz. İnternetteki bilgilere göre bayağı bir kelebek olduğu söyleniyor. Bu şekilde meyvelerden yiyorlar. Sanırım tatlı tüketimini daha çok yapıyorlar. Ve içeride bir sıcaklık var. Sanırım onların yaşaması için olan bir sıcaklık. Biz mesela terledik burada. Elinizi bu şekilde koyduğunuz zaman geliyorlar direkt. Şu şekilde ama bazı uçuyor. Şu an yemek yiyor, rahatsız ediyorum ama. Bu şekilde koyduğunuz zaman çok kolay bir şekilde elinize geliyorlar. Bakalım. Bu arada içeri girerken bilet parası ödemedik. İçeri
İçeri giriş biletimizi sordu bize görevli. Biz de ilk başta aldığımız biletleri gösterdik onlara. Ve o biletlerde burayı gezme imkanı bulduk. Ekstra bir ücret ödemedik yani. Şekilde muz koymuşlar, ananas var ve portakal. Bunlardan gelip yiyorlar. İçerisi sıcak bu arada. Merhabalar, gezimiz bitti. Gün sonu özetim olarak. Çok mutluyum. Çok güzel bir deneyimdi benim için. 2-3 yıldan beri Dubai'ye geliyoruz. Global Village'da çalışıyoruz biz.
Ve 2-3 yıldan beri o alanı her zaman görüyordum. Her zaman içine girmek istiyordum. Ve benim için çok güzel bir gündü. Çünkü bunu başardım ve gittim. Çok güzel bir histi kelebeklerle birlikte olmak. Eğer videomu siz de beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.